Yeniden merhaba kız, aynadan karşınızdayım. İlk defa bu kadar uzak bir açıdan karşınızdayım. Çünkü bu bir alışveriş videosu. Bu alışverişte Madame Poco'daki indirimden kaynaklanan bir alışveriş. Bir poşet şişeyi 80 liranın neredeyse altında tuttu. Ve bayağı iyi aslında. Ve onun yanında çanta ve küçük de bir koton alışverişim var. Koton alışverişim poşeti inşallah burada bir yerdedir. Kaybetmemişimdir. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle bu çanta alışverişimi aradan çıkarmak istiyorum. Koton ve çanta alışverişimi. Şöyle ki kotondan minnacık bir parça aldım. Bunları yakın çekimlerini büyük ihtimalle belki koyarım. Şöyle bir kübik bir küpe prizması aldım. Kübik diyorum ben bunlara. 3 boyutlu bir küpe. Fiyatı da 13 lira. Evet, peşin 13 lira. Niye yırtık? Her neyse, bu şekilde bir küpe. Daha sonra şu an 3 tane. Bir tanesi. Bu hiç bir marka çantalar değil, gayet AVM'den aldığım çantalar, bir, basit bir çantacıdan. Ben çok çabuk çanta parçalayabiliyorum, çok fazla para vermem. Rengarenk, yani bir çantaya bir sürü para verip tek bir çantam olacağını, 5 çantaya aynı parayı verip rengarenk çantalarım olur. O mantıklıyım, hani çok da çanta böyle marka olsun meraklısı değilim açıkçası. Böyle bir çantam var. Özellikle üzerine hiçbir şekilde bir markanın çakmasının yazmadığı çantalar tercih ediyorum. Hani burada işte Michael Kors, işte hani Yves Saint Laurent, herhangi bir şey yazınca ben sevmiyorum. Sonuçta onun çakması olduğunu ben biliyorum. Niye insanlara başka bir şey anlatmaya çalışayım? O yüzden bildiğiniz normal çantalar almayı tercih ediyorum. Her neyse, şöyle açılır sert bir kapağı var. Önünde küçük bir gözü var. Neden sevdim? Fake göz. Üzüldüm bunu. O an bakmamıştım. Her neyse. Arkasında şöyle bu gibi gerçek olduğuna eminim. Bir gözü var. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. İçi de şu şekilde. Orta gözü var bir tane. Gayet güzel, hoş. Başka da gözü yok burada. Sevdim. Güzel bir çanta. Büyük. Ben el çantası almayı pek sevmiyorum. Yani bunları şöyle tek kol takarak kullanmak benim için her zaman daha iyi. Yani ben el çantalarını çok fazla kullanamıyorum açıkçası. Pek sevmiyorum. O yüzden bunu aldım. Benim büyük büyük çantam oluyor. Bir de bunun küçüğü var. İki renk aldım. Biri yazlık renk, biri kışlık renk. Bu 8 renk falan, bir tane renginden birer tane alasım var. Çok güzel. Bu yazlık renk olanı. Bir de bunun bordosunu aldım. Onu da göstereceğim. Böyle çok minimal, bir cüzdan bile giremeyecek boyutta. Şöyle klipsle açılıyor önü. İçindeki de pembiş. İçi şu şekilde. İçinde bir tane küçük gözü var. Bu da ön gözü. Gayet hoş. Bu da saplı. Bu yaz rengi. Bunu kışın kullanmam. Büyük ihtimalle kullanmayacağım. Bu bahar da geçerken, ama bu tam kış rengi. Kaç rengine gidip alacağım. Umarım bitmez ben almadan. Bu da aynı çantamızın. Bunun sapında bir sorun var ya. Gidip bunu değiştirebilme ihtimali çok yüksek. Her neyse. Bu da aynı çantanın bordosu. Allah'ım nasıl minimalsiniz ya. Nasıl minimalsiniz. Aynı sapa mı sahip bunlar? Aynı sapa sahip. Neyse. Bordo. Çok tatlı bir renk. Çok tatlı bir çanta. Aynı çantanın bordosu. Bunun içi burası bordo. Çok daha güzel olmuş. İç kısmı da kahve siyah. Gayet şık bir çanta. Gerçekten çok şık bir çanta. Çok fazla ağırlık taşımaz bunlar. Daha ucuz çantalar olduğu için. Bu çantaların tanesi 20 liraya aldım. 3 boyunlu tanesi 20 lira, 60 lira. Ya almış oldum 3 çantayı. Gayet de uygun bence. Her neyse, bu şekildeydi. Bunlar. Gelelim Madame Coco alışverişimize. Bunun içini ben doldurdum. Dayanamadım. Bunun dolu olmayan halinin fotoğraflarını bulup size koyarım. Bu bir takı çekmece içi, takı kutusu. Şu şekilde 4 bölmesi var. Burada dörtlü, burada yüzük yeri var. Bunlardaki tane boş gözü. Buraya küpelerimi koydum. Kendi içinde kategorize ederek. Burada bile burada
kolyelerim var. Daha kısa. Burada uzun kolyelerim ve bilekliklerim var. Burada yüzüğüm ve saat yüzüklerim ve saatim var. Çok sevdim. Bunun fiyatı 35.90. Normal fiyatı 89.90 lira. Madame Poco'da indirim var. %20 ile %50 arası öğretmenler günü içinde. Ama bunu böyle geçelim. Daha sonra şöyle iki tane havlu aldım. Bunlar benim spor havlularım. Şöyle koyalım. Biri şu çok minimal yanları pembe çizgili. Bu da 12 iken 4.70'e düşmüş. Gayet yumuşacık. Güzel bir havlu. Bir diğeri de bu da aynı şekilde aynı fiyat düşüşüne sahip. Bunun da ucunda, tek bir ucunda şöyle yılbaşı desenleri var. Gayet hoş. Ürünleri ve fiyatlarını aşağıya da yazacağım. Onları da oradan tekrar bakabilirsiniz. Kaçırdıysanız eğer. Daha sonra şu şekilde, saçım başıma kalktığımda dağılıyor. Şu şekilde iki tane çanta aldım. Makyaj çantası diyebileceğimiz türden olan çantalar. Bunları bir tane aldım. Aslında son kasaya gidip bir tane daha ekledim. Çünkü birini de size hediye etmek için çekmeceyi atacağım. Bunun fiyatı şimdi size hediye edeceğim için söyleyeyim mi? Ama konuşa hepsinin fiyatını söylüyorum. Bu da 10 lira. 9.90 10 lira. 24.75 normalde. Çok güzeldi ama. Ve ay bir dakika, rüzgar gelmesin. Şöyle göstereyim. İçi inanılmaz büyük ve çok fazla açılabiliyor. O yüzden bayağı bir eşya alır yani. Alabilitesi var. Bunu da toplamda 9.90 onun yani 18.90 18.85 18.90 gibi para ödedim. Bu üçlü kupa seti. Renklerinin pastelliğine hasta kaldım. İnanılmaz güzel, inanılmaz hoş. Evet, video çekeceğim diye bunları ilk gün daha anneme vermedim bir kafası için. Vereceğim. Çok güzel. Bu da 47.25 iken 18.90'a düşmüş. Bu da bu şekilde. Çok hoş bir ütülü kupa. Her şey yatağın üstüne atıyorum. Boşaldı. İlki şunu göstereyim. İlk bunu aldım, sonra onu aldım. Çünkü bu tek kişilik çarşaf. Keşke kaç rengini de alsaydım ya, çok pişmanım ama neyse. Bir dahaki indirime. Normalde 70 lirayken 25.96 yani 26 liraya düşmüş. Gayet güzel gibi duruyor. Bu lastikli olanlar. Ben lastikli çarşaf kullanıyorum. Üzerine bazen normal çarşaf örtüyorum. Normal çarşafı pek sevmiyorum açıkçası. Lastikli çarşafım yani ben. Bunun beyaz üstüne mor eflatun gibi şeyleri var işte. Deseni var. Bu da aynı şekilde. Bu biraz daha kırık krem bu. Bu daha mor, beyaz değil. Arka planı da. Ama üstündeki puantiyeler aynı renk. Bu da yastık kılıfı aldım. Aynı desen olmaması için. Ya bu ikisi çok güzel olacak. Bir de buna bir yorgan kılıfı bulursam başka bir yerde. İngilizce'ye gitmeyi planlıyorum. İndirim varmış. Alacağım. 28 liraymış. 11 liraya düşmüş. 10.96'ya düşmüş. Kendisi çok güzel. Ama indirim bitmişti çünkü ben 24 Kasım değil 25 Kasım'da gittim. Vardı indirim. Ama bitmiştir yani. %50 artı %20 indirim diyor. Yani bakalım. Galiba. Bilmiyorum. Her neyse. Çok güzeldi. Çok sevdim. Bu iki tane galiba. Bu yastık kılıfı. 2x50x70 diyor. Bu şekildeydi. Başka da bir şey bu aralar almadım ama bu akşam Black Friday indirimleri başlıyor. Ben tabii size bunu da ne zaman koyacağım bilmiyorum. Bugün 27 Kasım olması lazım. Evet. Black Friday indirimleri başlıyor. İnternetten onlar üzerinde alışveriş yapmayı planlıyorum. Onu da artık kargosu geldiği zaman ben size gösteririm. Bu şekildeydi. Dün Snapchat'e koydum. Bunları burada Snapchat'e tek tek göstereyim mi yoksa video sürümü çekeyim diye. Ve Snapchat ailemin bana tavsiyesi üzerine video yap dediler. Ben video yapıyorum. Siz de Snapchat'ime dahil olabilirsiniz. Siz de Snapchat'ten beni takip edebilirsiniz. Mesela bugün video çekmeden önceki yaşadığım aksaklıkların hepsini Snapchat'te paylaştım. Geceleri Snapchat'te bir sürü şey paylaşıyorum. Gündüzleri Snapchat'te bir sürü şey paylaşıyorum. Ve çok güzel, çok olumlu yorumlar alıyorum Snapchat'ten. Hani yoruma yapan, bana snap atan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani inanılmaz mutlu oluyorum. Hani buradan çok daha farklı bir şey. Çünkü özellikle ekleyip ve hemen ekledikten bir süre sonra
seni seviyoruz falan gibi. Ve benim Snapchat chatimde şöyle bir özellik var. Ben Snapchat'im herkes açık değil. Ben size eklediğim zaman görebiliyorsunuz. Ben hepinizi ekliyorum. Hani ben de sizin snaplerinizi görmüş oluyorum. Yani arkadaş oluyoruz. Siz sadece beni takip etmiyorsunuz. Ben de sizi takip ediyorum. O yüzden Snapchat'ten beni eklemeyi unutmayın. Çok basit. Özgür Öz Yılmaz'ın oğlu ve uğla hali, yani Ozgul Oz Yılmaz olarak varım. Burada göreceksiniz. Aşağıda yazacağım. Aynı şekilde Instagram'da da iki çift L olmak üzere Özgür Öz Yılmaz olarak, Ozgul Oz Yılmaz olarak iki L var ama Ozgul'da. Aynı şekilde Instagram'da da varım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız, yeni videolardan daha önce haberdar olmak için aşağıda bulunan abone butonuna tıklayarak ya da burada bulunan abone butonuna tıklayarak bana abone olabilirsiniz ve videolarımdan önce siz haberdar olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok alışveriş videosu istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve aynı şekilde bana desteğinizi göstermek için de beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Aşağı yorumlarda daha fazla alışveriş videosu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu belirtirseniz çok sevinirim. Adama da yeni süsleme yaptım. Yılbaşı geldi çünkü. Her neyse, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.